Merhaba arkadaşlar, itoklu.com'un bir yeni videosuna daha hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle beraber SteelSeries'in her oyun için uygun olduğunu iddia ettiği Rival 5'e yakından bir bakış atacağız. İncelememize ürünümüzün kutusunu açarak başlayalım. Rival 5 borçlusun ben. İyi tarafından bakmamız gerekirse öncesinde bir şaka hazırlamıştık. Çünkü ben ürünü bir haftadır kullanıyorum. Bu yüzden ürünün içi boştu. Zaten aslında içinden de çok da bir şey çıkmıyor. Sadece bir adet SteelSeries Engine'i nerede indirebilirsiniz, hangi link üzerinden indirebilirsiniz tarzında bir adet metnimiz var. Ve ürünümüzün koruması vardı ki çok şanslıyım. Bu şakayı öncesinde konuştuk çünkü gerçekten bir adet Rival 5 borcum olacaktı. Ben hemen ürünü yandan da alıyorum ve teknik özelliklerini anlatmaya geçiyorum. Mouse'umuzun tüm teknik özelliklerini ekranda gördüğümüze göre şimdi buradaki önemli özellikleri ben size anlatmaya başlayayım. Bunu yaparken de sensörümüzden başlamak istiyorum. SteelSeries sensör olarak TrueMove Air sensörünü kullanmış Rival 5 üzerinde. TrueMove Air'ın en önemli özelliği bana sorarsanız mouse'u yerden kaldırdığımızda imlecin kaybolmaması. Bu ne demek oluyor? Diyelim bir FPS oyunu oynuyoruz, bir refleks hareketi yaptık ve hızlıca mouse'umuzu kaldırdık. Bu sıra mousepad'imizde veya zeminimizde ufak bir boşluk oluştu. Böyle yaptığımızda oyundaki karakterimiz, burada oyundaki karakterimiz ben olayım. Diyelim bu tarafa dönerken o boşluk sırasında yukarı, aşağı, daha fazla buraya veya daha fazla buraya tarzında bir kaymalar yaşayabiliyor. Ama SteelSeries'in burada kullandığı sensör sayesinde hiçbir şekilde imlecimiz nerede olduğunu kaybetmiyor. Mousepad'imize geri değdiği anda olduğu yerden devam edebiliyor. Bu da özellikle FPS oyunu oynuyorsanız sizin için bence çok önemli bir özellik. Sensörümüz demişken de şundan bahsetmeden geçmeyeyim. İnç başına tarama hızı 400. Bu gayet her oyunda oynayabileceğiniz, yani MMO'da oynuyorsanız, FPS'de oynuyorsanız, MOBA'da oynuyorsanız sizi üzmeyecek gayet başarılı bir değer. Mouse'umuzun sensörüne değindiğimize göre şimdi gelin tuşlarından bahsedeceğim. Tuş demişken de üzerindeki ABS plastikten bahsetmiyorum. Altındaki switch asıl bizi ilgilendiren durum. SteelSeries burada mekanik klavyelere oldukça yakın bir switch kullanıyor. Bu switch'te de beraber basma ve tıklama ömrünün 80 milyona kadar çıktığını SteelSeries bize belirtiyor. Onun yanı sıra da klasik 1ms'lik bir tepkime süresi olduğunu SteelSeries'in kendi sitesinde belirtmiş. Benim özellikle tuşlarla alakalı, switch'le alakalı en çok beğendiğim şey sesi. İsterseniz bunu da size şu şekilde bir dinletmiş olayım. Bu sesi ben neden çok fazla seviyorum? Özellikle FPS oyunları oynayan birisiyim. Ki burada da hepimiz oynadığı gibi ben de Valorant'ta çok fazla oynuyorum. Vuruş hissini mouse'um sayesinde daha fazla alabiliyorum. O tok ses gerçekten tıkladığımda evet diyorum, ben şu an ateş ettim. Bu hissi bana sağlayabiliyor. Bu yüzden Rival 5'in özellikle switch'ini ben gayet beğendim. Mouse'umuzla alakalı önemli teknik özellikler bunlardı. Şimdi geldik mouse'umuzun tasarımına. Tasarım demişken benim mouse'umuzda en fazla hoşuma giden özelliği RGB'leri. Onu da size şöyle göstermek istiyorum. Tata! Burada 4 adet ışıklandırma görüyoruz. Ama aslında burada SteelSeries 10 adet bize ışıklandırma yapmış. Burada gördüğümüz iki çubuklarda aslında 4 adet ayrı bir bölüm var. Yani bunları teker birer bölüm olarak düşünmememiz lazım. Işıklandırma konusunda gayet güzel. Özellikle zaten videonun başından beri görüntüler görüyorsunuz. O konuda ışıklar kendini gayet fazla belli ediyor. Bu ışıkları da zaten SteelSeries Engine üzerinden kontrol ediyoruz. Engine'a da zaten az sonra geleceğiz. Ben önce tasarımla alakalı diğer merak ettiğiniz şeyleri açıklayayım size. 9 adet tuşumuz bulunuyor. Bu tuşlar hemen hemen hepsi sol tarafımızda, yani baş parmağımızda tuttuğumuz bölgede var. Onun dışında da klasik burada ayarlarımızı yaptığımız bir makro tuşu görüyoruz. Klasik sağ ve sol trik, bunlar zaten mouse'larımızın olmazsa olmazı. Scroll'umuz burada ve gerek alan tüm tuşlarımızın hepsi baş parmağımız hizasında diyebilirim. Bunun yanı sıra ABS kullanılmış plastik olarak, kendisini nasıl anlatabilirim size? Arabaların öndeki bölmelerinde, vites kutularının, özellikle vites bölümünde kullanılan plastik malzemesi. Bunun yanı sıra motor kaslarında da kullanıldığı gayet görünür. Değinmek istediğim en son şey ise kablomuz. Kablomuz 2 metre bir uzunluğuna sahip. Gayet hafif bir kablo yapmış SteelSeries. Ama bu hafifliği yaparken de birazcık daha hasar almaya açık bırakmış diyebilirim. En azından kablonun kendisini değil ama örgü yapı birazcık daha hasar görebiliyor. Bana şahsen kullanırken o hissi verdi. 2 metre uzunluğumuzu söylemiştik. Bu 2 metre uzunluk gayet fazla. Bunun bir mouse'un ağırlığını etki edeceğini düşünüyorsanız zaten ağırlık verirken de asla kabloları dahil etmezler. Mouse'umuzun da ağırlığı 85 gram.
Özellikle herhangi bir boşluklu yapısı yok. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde ağırlıktan kaçıldığı belli olmuyor. Ama buna rağmen 85 gram gibi hafif bir ağırlıkla bizi karşılıyor SteelSeries Civar 5. Tasarımla ilgili değinmek istediğim her şeye değinmiş bulundum. O yüzden gelin şimdi mouse'umuzun yazılımlarına bakalım. Makroyu nasıl atıyoruz, ışıkları nasıl yönlendiriyoruz. Onlar için buraya bir setup'ımızı kuralım. Ondan sonra da yazılımla tekrar karşınızda olacağım. Arkadaşlar şimdi geldik SteelSeries Engine uygulamamıza. Zaten gördüğünüz gibi direkt burada Rivar 5'i bize gösteriyor. Onun dışında buradaki gördüğünüz Rivar 5 de mouse'umuzun ta kendisi. Biz bunu ekrana gayet sakin bir şekilde koyduk. Siz bunu çok yapmayın. Yani hiçbir şekilde monitörünüzün üzerinde bir mouse'unuz gezmesin. Hemen burada tuşlarımız var. Tuşlarımızın üzerinde istediğimiz gibi atama yapabiliyoruz. Burada bir örnek vermem gerekirse hızlı makro atama var. Ben hemen buradan boşluğumuza bastım. Ve bu saatten sonra buradaki tuşumuz, yani 3 numaralı butonumuz tıkladığımda artık bana boşluk yani space efektini verecek. Onun yanı sıra mouse'umuzun üzerimizde bizim ayarlarımızı geçebildiğimiz, makrolardan taşıyabildiğimiz bir adet ortada tuşumuz bulunuyordu. Burada da onlardaki istediğimiz profili atayabiliyoruz. 5 tane profilimiz var. Tüm DPI'ını ayarlıyoruz, hassasiyetini ayarlıyoruz. Bizim buradaki algılama derinliğini ayarlayabiliyoruz. Tamamen bulunduğumuz zemine göre aslında gayet rahat bir şekilde tüm ayarlarımızı yapabiliyoruz. Bunu da söyleyebilirim. Makrolarımız ve aslında DPI'larımız bu kadardı. Şimdi gelelim benim mouse'daki aslında hepimizin hemen hemen en çok sevdiği şey olan RGB özelliği. Zaten yanında seçer seçmez hemen burada bir değişimi gördünüz. Şeyi de bahsetmiştim aslında bu tasarım özelliğinden bahsederken. Burada 4 tane alan var gibi gözüküyor ama aslında 10 tane alanımız var. Çünkü çubuklarımız 4'er adet. Hemen burada da ufak bir değişiklik yapalım. Size burada onu da göstermiş olayım. Hemen buradan ufak bir değişikliği aldım. Aynı şekilde bunu da şöyle ufak bir şekilde hemen renk ayarlarıyla oynayayım. Tamamdır. Şimdi fark ettiyseniz eğer mouse'umuzun sağ tarafındaki çubuğun bir kısmı diğerlerinden daha hızlı bir şekilde yanıyor. Bunun sebebi ise en başından beri söylediğim gibi 4 adet parça değil 10 adet parçamızın olması. SteelSeries'in uygulaması İngilizce bir uygulama arkadaşlar ama kullanması gayet kolay. Yani eğer İngilizce bilmiyorsanız bile zaten alışkanlıklarla veya yaptığınızı görerek de çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Kullanımı çok basit ve sade bir uygulama olmuş. Uygulama hakkında bu kadar söyleyeceklerim. Şimdi gelin videonun kapanışına geçelim. Yazılımı da gördüğümüze göre artık videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda elimden geldiği kadar size SteelSeries'in Rivar 5 mouse'unu anlatmaya çalıştım. Özellikleri nelerdir, kimler kullanabilir, SteelSeries'in dediği gibi her oyun için ideal mi? Bana soruyorsanız her oyun için ideal. MOBA, FPS, MMORPG hangisini oynarsanız oynayın. Okey de oynamak isterseniz gayet rahat. Onu da söyleyebilirim. Canım ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İşte son testlerini yaptık, videosunu çektik de bir daha atladığımız bir yer var mı diye bir son kontrollerini yapıyordum. Bir şey soracağım kanka. Yani güzel şey demişsin, MOBA oynanıyor demişsin, FPS oynanıyor demişsin. Her şey oynanıyor burada gerçekten. Her, biliyorum Rival 5 her şeye uygun bir mouse bu. Ama yani okey de biraz harcamak değil mi mouse bu? Ama bak, bir saattir oynuyorum ve Rival 5'im olduğu için şu an çok rahat bir şekilde bittim. Anlıyorum. Uzun saatler kullanabildiğinizde elinizi çok fazla terletmeyecek bir mouse, bunu söyleyebilirim. Fakat biraz da terizi kalıyor. En son bunu detay olarak içinde kalmıştı, söyleyememiştim. Burada söylemiş olayım. Onun dışında ürünle ilgili söyleyebileceklerim her şey bu kadar. Ürünün satın alma bağlantısı açıklama kısmındaki linkte mevcut. Oraya giderek satın alabilirsiniz. Bu ürünle alakalı sorularınız varsa bize sormayı unutmayınız. Ya da bize başka şeyler sormak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızı şu an ekranda görüyorsunuz. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Elimizden gelene kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki İtopikon videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.